Değerli izleyiciler, Afyonkarahisar İyi Parti milletvekili adayı Müjdat Kaya Yerli'yi konuğumuz. Efendim, sizi sahalarda sık sık görüyoruz bu aralarda. Milletvekilliği yolunda size başarılar diliyoruz. Böyle bir atılıma neden geçtiniz? Teşekkür ediyorum ben. İlk önce Afyonlu hemşehrilerimin Ramazan'ını kutluyorum. Ramazan ayı mübarek olsun. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Ülkemiz çok zor durumda. Bu zor durumdan ülkemizi, Afyonumuzu kurtarmak için liyakatlı bir kişi olarak elimi taşın altına koymak istedim. Artık bu beceriksiz, iş bilmez, planlı, programlı, düzenli bir şekilde hareket etmeyen insanlara karşı özellikle geleceği garanti edebilmek için Afyonumuzu daha iyi kalkındırabilmek, projelerimizi uygulayabilmek ve Türkiye'mize yararlı olmak için yeniden İyi Parti'den milletvekili adayı oldum. Çünkü bir boşluk görüyorum. Kendimi iyi bir vatansever, iyi bir Türk milliyetçisi olarak gördüğümden dolayı da memleketime hizmet etmek istiyorum. Bu uğurda çalışmalarımı devam ettiriyorum ve hemen hemen ilçelerimizle birlikte Afyonumuzun hemen hemen bütün mahallelerini gezdim. Vatandaşlarımızla görüştüm. Ekonomik bunalımda olan insanlarımızı hem istihdam sağlamak hem de Afyonumuzu bu bölgede daha layık olduğu yere getirebilmek amacıyla çalışmalarıma başladım ve milletvekili adayı oldum. Sayın Vekilim, milletvekili olduğunuzda Afyonkarahisar'la hemşehrilerimiz ve Afyon için ilk projeniz nedir? Neler yapacaksınız? Biliyorsunuz Afyonumuz termalin başkenti ama bu genelde lafta kalıyor. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın Afyonkarahisar'daki sağlık tesislerinden yararlanması için Avrupa'daki kurumlarla Türkiye'deki kurumlar arasında bir protokol imzalanmasını sağlayacağız ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın Afyonumuzdaki termal tesislerden faydalanmasını ve onların orada kazanmış oldukları sigortalarının da sigortalardan faydalanarak Afyon'a gelmesini temin edeceğiz. İkinci olarak Afyonumuz hala köy havasında. Bunu değiştirebilmek için de hem Çavuşbaşı Mahallesi'nde hem de ahşap olan ne kadar tarihi eser varsa onları restore edeceğiz ve restorasyon yaptıktan sonra da hizmete sunacağız. Bu bakımdan Kültür Bakanlığı'nın bütün birimlerini bu konuda seferber etmeye hazır olacağım. Birçok planlar, projeler kafamızda ama iktidar olamadığımız için bunları yapamıyoruz. Artık bir 14 Mayıs'ta buna son vereceğiz ve Afyon'da hem göller bölgesi projemizi gerçekleştireceğiz hem de özellikle istihdam sağlayıcı projelere ve sağlık turizmine daha fazla önem vermek suretiyle termalle hem de Afsu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile
buradaki yatak kapasitelerinin daha fazla açılması için ek binaların yapılmasını sağlayacağız. Özellikle tarımda, teknolojide, sanayide atılımlar için buradayız. Efendim, genç vekil adayları diğer partilerle de birlikte değerlendirdiğinizde biraz da o konuya geçer misiniz? Tabii ki genç arkadaşlarımızın da bulunmasında fayda var. Bizler de onlara örnek teşkil edecek, onlara örnek olacak ve onlara yol gösterebilecek kişileriz. Onların abileriyiz. Tabii ki kuşaktan kuşağa da bu tecrübelerimizi aktarmamız gerekiyor. Bu bakımdan biz usta bir siyasetçi olarak Afyon'da yerimizi korumak, yaşatmak ve memleketimize, milletimize, gençliğimize faydalı olmak istiyoruz. Özellikle üniversite gençlerimizle buluştuk. Onların meclisteki sesiyiz. Aynı zamanda Türkiye'deki emeklilerin sesiyiz. Gazilerimizin sesiyiz. Biz vatanı çok iyi bilen, devleti çok iyi tanıyan insanlar olduğumuz için de bu özelliğimizi, bu tecrübemizi artık 14 Mayıs'ta İyi Parti olarak iktidara gelerek uygulamak istiyoruz ve bu değişikliği Türk milletiyle, milletimizle birlikte yapmak istiyoruz. Milletimizin mecliste sesi olmak istiyoruz. Milletimizin her türlü sorununu meclise taşımak istiyoruz. Artık milletin dediği olmalı. Artık söz milletin diyoruz. Sayın Vekilim, siz uzun süreçtir sahalardasınız. Bir gittiğiniz yerlere birkaç defa daha gittiniz ama bu medyatik yüzünüzü neden gizliyorsunuz? Buradan başlayalım. Buyurun. Ya ben yani reklam adamı değilim ki. Ben icraat adamıyım. Tecrübelerimi uygulamak istiyorum. Onun için bizim reklama ihtiyacımız yok. Bir Afyonlu olarak biz sözü mert olan insanlığı temsil ediyoruz. Bu bakımdan doğruları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi bir düzene sokacağız. Bu bozuk düzene bir hayır diyeceğiz ve yeniden devletimizi, milletimizi daha düzenli bir hale getireceğiz. Kurumlarda uyumlu çalışmaları sağlayacağız. İnsanlar arasında kutuplaşmayı engelleyeceğiz. Bütün vatandaşlarımız, hangi partiden olursa olsun, hepsini kucaklıyoruz. Biz hoşgörülü insanlarız, sevgi doluyuz. Yunus Emre sevgisiyle hareket ediyoruz. Afyonumuzu ikinci Mevlana şehri yapabiliriz. Özellikle merkezi bir şehir olması hasebiyle hem tren yolunda, hem lojistikte, hem de trafikte daha yoğun bir hale getirip Afyon'umuza çok sayıda yerli turistin ve yabancı turistin de getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Artık projelerimizi düşündük, hazırladık, planladık, onları uygulayacağız. Sayın Vekilim, son seçimlerde Z kuşağı çok önemli bir bölümü oluşturuyor, etmeni oluşturuyor. Eyvallah. Halkımızın gördüğünüz üzere çok büyük bir ilgisi var Sayın Vekilimize. Evet. Ben hemen toparlıyorum. Sayın Vekilim, Z kuşağı bu seçimde de önemli bir etken olacak. Efendim, siz Z kuşağı için neler yapacaksınız? Tabii Z kuşağı gençlerimiz bizim. Ben bir eğitimci, bir akademisyen olarak gençlerimizi en iyi anlayan bir eğitimden geçtim. Bu kadroları
bilen bir insanım. Hem üniversite gençliğimizi tanıyan, yakından tanıyan bir siyasetçiyim. Özellikle Z kuşağının derdini çok iyi tespit edip onları doğru yönde yönlendirebilmek için onlarla özgürce görüşmek gerekiyor. Gittiğim yerlerde, Afyonumuzda gençlerimizle her zaman beraberim. Onları kucaklıyorum. Özellikle Z kuşağında olan gençlerimiz doğrulardan yana, uygulamadan yana, zaten onlar bizi, İyi Parti'yi seçmiş durumda. Bizlere destek verecekler. Onun için gençlerimize güveniyorum. Gençlerimiz araştırma yapmak istiyor. Yapılan yanlışlıkların düzeltilmesini istiyor. Özellikle de ülkemizin içinde bulunduğu durumdan, kötü durumdan kurtulmasını istiyor. Bizlerin ön ayak olmasını istiyor. Bu bakımdan da gençlerimizle birlikte sohbetler yapıyoruz, istişareler yapıyoruz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Böylece gençlerimizi içimizden biri olarak görüyoruz. Ben de zaten genç beyinli bir, genç düşünen bir insanım. Kendimi öyle yaşlı falan görmüyorum. Yani gençlerle beraber olunca her zaman kendimi genç olarak hissediyorum. Bütün gençlerimize buradan sevgi ve saygılar sunuyorum. Onları gözlerinden öpüyorum. Genç düşünen ve tecrübeli sayın vekilimizi de biz de tebrik ediyoruz bu güzel düşünceleri için. Sayın vekilim, milletvekilliği seçimlerinde yakın zamanda listelemeler yapılacak. Bu listelemeler arasında siz engin bilgi ve tecrübelerinizle en üst sıralarda yer alacağınıza kesin gözüyle bakılıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Her şeyden önce bütün aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Fakat ben deneyim, tecrübe ve siyaset ustası bir kişi olarak çok deneyime sahip olduğum için kendimi en önde görüyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz tabii ki sadece burada bir aday adayı statüsünde değiliz. Ben eskiden de 21. dönemde de Afyon milletvekili olduğum için seçmeni daha yakından tanıyorum. En azından gençlerimizin babalarını, ailelerini çok yakından tanıyorum. Seçmenlerimizden daha kolay oy alacağımızı düşünüyorum. İyi Parti'mizi hem Afyon'da hem de Türkiye'de birinci parti yapacağımızı düşünüyorum. Bizim hedeflerimiz var. Bizim davamız var. Ülkümüz var. Biz bu ülküleri ve davamızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoksa biz siyasi partimiz var ama biz siyasi partiyi bir araç olarak görüp devletimizi ve milletimizi yükseltme yolunda çalışmalar yapan düşünce insanlarız, fikir insanlarıyız, efendim akil insanlarız. Ben bu bakımdan bu zorlukları yenebilecek bir güçte olduğumu kendimi görüyorum. Yalnız değilim. Ben milletimle her zaman beraberim. Onları her zaman kucaklıyorum. Yani Müjdat Kayayerli demek tek başına bile olsa bir ordu demektir. Yani öyle basit bir insan değiliz. Onun için pazar günü yapılacak oylamada da bütün üyelerimizin doğru karar vereceğine inanıyorum. Ve bütün üyelerimizi de pazar günkü seçime davet ediyorum. Çünkü bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Buradan çıkan sonuç ne olursa olsun
biz yine görevimize ve davamızın hizmetinde faaliyetlerimize devam edeceğiz. İzleyiciler, 21. dönem tecrübeli milletvekilimiz Müjdat Kayayerli Afyonkarahisar İyi Parti'de 28. dönem aday adaylığını açıkladı. Kendisi çok yüksek bir ihtimalle vekillik listeleri içerisinde yer alacak. İlk açıklamalarını dinlediniz. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum. Hoşça kal Afyon.